Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere etkin pişmanlığın ne olduğu, şartlarının neler olduğu ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. Etkin pişmanlık, bir kişinin işlediği suçtan dolayı suçu işledikten sonra kendi özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suçtan dolayı meydana gelen olumsuzlukları gidermesi ve yardımlarıyla, olumlu davranışlarıyla da adalet sistemimize katkı sunması halinde ortaya çıkar. Bir kişinin etkin pişmanlık göstermesi halinde işlediği suçun türüne göre ya ceza indirimi yahut da ceza verilmemesi yoluna gidilir. Bir kişi suç işledikten sonra iki farklı şekilde etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Birinci yöntem, suç işleyen kişi suç ortaklarını, suça yardım edenleri, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını sağlamasıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp ceza indirimi alabilir. İkinci yöntemde ise bir kişinin işlediği suç nedeniyle mağdur olan kişinin uğradığı zararı gidermesi halinde yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi alabilir. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişiler ise suça azmettiren, suçu doğrudan işleyen veya yardım eden kişilerden herhangi biri olabilir. Önemli olan hukuk makamlarına verilen bilgiyle suçun aydınlatılması, suçun işlenmesine katılanların cezalandırılmasının sağlanması veya varsa mağdurun uğradığı zararın giderilmesidir. Lakin her suçta etkin pişmanlıktan yararlanmak mümkün değildir. Yalnızca ceza kanunumuzda belirtilen belli suçlarda etkin pişmanlıktan yararlanmak mümkündür. Misalen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık suçlarının işlenmesi halinde etkin pişmanlıktan yararlanılabilir. Pekala, etkin pişmanlık halinde cezada ne kadar indirim yapılır? Net bir indirim miktarı bulunmaz. İndirim oranı belirlenirken suç işleyen kişinin suça ilişkin yaptığı açıklamayı veya suçun kimler tarafından işlendiğine dair verdiği bilgiyi hangi aşamada ifade ettiğine göre indirim miktarı değişmektedir. Yine işlenen suçun ne olduğuna ve olayın vehametine göre de indirim oranı değişir. Ceza kanunumuzda genel olarak tek tek suçlara göre etkin pişmanlık halinde uygulanacak indirimin en üst sınırı belirlenmiştir. Hakim kanunun belirlediği bu üst sınırı aşmamak kaydıyla cezada indirim yapabilir. Misalen yağma suçunda mahkeme başlamadan evvel etkin pişmanlık gösterilirse cezanın 1/2'sine kadar indirim yapılabilir. Yani kanun en fazla şu kadar indirim yapabilirsin diyerek indirim oranının üst sınırını sınırlandırmış, uygulanacak net indirim miktarı mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Özellikle ceza davalarında muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır. Ceza yargılamasında bir avukatın dava dosyasına erken dahil olması, eğer tutukluysanız sizin için dışarıda işlemlerinizi yürütmesi, delilleri toplaması, savunma stratejinizi belirlemesi, aleyhinize tanıklık yapan kişilere mahkemede sorular sorması gibi daha birçok teknik konu yargılanan kişi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlar davanın akıbetini sanık lehine değiştirebilir. Bu nedenle eğer şüpheli veya sanık olarak yargılanıyorsanız muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.